Bu video CNE Bilişim firması ile ücretli bir işbirliği içermektedir. Merhaba ben Enes. Bugün taşınabilir bir projeksiyon cihazı inceleyeceğiz. Bu projeksiyonda dahili olarak 15.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu sayede elektriğe ihtiyaç duymadan 3 saatten fazla kullanım imkanı sunuyor. Seyahatlerde, kampta, piknikte, işte sunum yaparken veya dışarıda kullanım için uygun bir projeksiyon. Powerbank üzerinden de çalışabiliyor ve şarj oluyor. Yani burada yanınıza aldığınız powerbank ile çok daha uzun saatler boyunca bu cihazı kullanabilirsiniz. İçerisinde Google TV lisansı mevcut. Yani Android 11 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Netflix, YouTube, Exxen, Disney Plus, Tabi gibi tüm platformları içerisine yükleyebiliyorsunuz. Otomatik odaklama, dört köşe düzeltme gibi özellikleri de mevcut. Yine kablosuz görüntü aktarımı, Wi-Fi ve Bluetooth'ta bulunuyor. 1080p doğal çözünürlüğü mevcut. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Eğer bu video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Projeksiyon böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinde projeksiyonun bir taşıma kutusu da geliyor. Kutu içerisinde projeksiyonun kendisi 1 metre uzunluğunda bir HDMI kablosu, şarj adaptörü, kumandası, kullanım kılavuzu da geliyor. Şöyle tasarımına ve kutusuna yakından baktığımız zaman böyle bir kutuyla gelmesi büyük avantaj açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi epey sert ve korunaklı. Tam olarak da projeksiyonun içerisine göre ayarlanmış bu kısım. Şöyle tam olarak projeksiyonu buraya koyuyorsunuz. Burada şarj adaptörü ve kablosu, 1 metrelik kablo ve kumandasını da buraya çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Yani şurada da şöyle bir boşluk yeri mevcut. Bunu bu şekilde taktıktan sonra, yani dışarıda olur da bir projeksiyonun düşme durumunda bile kutu sert yapıda, yani hard case olarak denen kutulardan. Yani projeksiyonun da taşınabilir bir yapıda olduğu için taşıma kutusuyla birlikte gelmesi güzel olmuş. Projeksiyona yakından baktığımız zaman yan kısımlarında 5'er wattlık, 10 wattlık bir ses çıkış gücü bulunuyor. Boyut olarak şöyle gördüğünüz gibi oldukça kompakt yapıda, 887 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Giriş çıkışlarına baktığımız zaman bir adet tip A girişi, projeksiyona reset atmamız için bir kısım. Açma kapama düğmesine basılı tutuyorsunuz ve açılıyor. Buradan şarj oluyor. Yine powerbank üzerinden de buradan çalıştırabiliyorsunuz. Ve bir adet de HDMI görüntü çıkışı mevcut. Şu kısımda da bir fanı bulunuyor. Ön kısmına baktığımız zaman burada otomatik fokusla alakalı ve otomatik dört köşe düzeltme ile alakalı sensörleri görüyorsunuz. Burada da lensi mevcut. Üst kısmında yine dokunmatik olarak kontrol edebiliyorsunuz. Eğer yanınızda kumanda yoksa acil durumlarda buradan da kontrol edebilirsiniz. Alt kısmına baktığımız zaman standart 1/4 tripod girişi ve şurada da şöyle hafiften projeksiyonun bu şekilde bir eğim verebilmemiz için masaya koyduğumuz zaman biraz daha yukarı yansıtmak istiyorsak böyle bir sabit kısım da mevcut. Genel olarak kompakt bir model. Malzeme kalitesi fiyatına göre başarılı denebilir. Kumandasına yakından baktığımız zaman da Google'da bir lisansı bulunduğu için üzerinde direkt kısa yollar mevcut. Buradan projeksiyonun kendi menüsüne giriyorsunuz. Sesli asistan gibi tüm kontrol imkanları da kumandasında mevcut. Projeksiyonun kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman doğal çözünürlüğü 1080p, YouTube veya çevrim içi kanallarda da 4K desteği bulunuyor. 30.000 saatlik bir lamba ömrü mevcut. 250 ansürmenlik parlaklığı bulunuyor. 15.000 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. Bu batarya 3 saatte tam şarjına ulaşıyor. Fabrika verilerinde çalışma saati olarak 2 ile 4 saat arasında pilinin gittiği belirtilmiş. Projeksiyonu tam şarj ederek 3 farklı parlaklık seviyesinde de, yani orta, düşük ve en yüksek olarak bir batarya testi gerçekleştirdim. En parlak seviyede 1 saat 14 dakika, orta parlaklık seviyesinde 2 saat 11 dakika, tasarruf modunda, yani en düşük parlaklık seviyesinde de 3 saat 5 dakika boyunca projeksiyon cihazı çalışabildi. Yani burada ortam karanlık olduğu zaman tasarruf modunda da gayet film izlenebilir bir parlaklık seviyesi sunuyor projeksiyon. Tamamıyla projeksiyonun şarjı bittiği zaman da eğer izlemek isterseniz ya biraz kısa bir süre şarj edip o şekilde izlemeye devam edebilirsiniz. Ya da deşarj ve şarj dengesini sağlayabilmesi açısından, yani projeksiyonun enerji tüketimi biraz daha fazla olduğu için şarj girişine göre, düşük tasarruf modunda şarj ederken kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Yani aynı anda hem şarj edip hem de projeksiyon cihazını kullanabiliyorsunuz. Yine ben bu testleri yaparken projeksiyon cihazı internete bağlıydı. Yani burada siz internete bağlamadan direkt bir flash bellek veya hard disk üzerinden film izlerseniz bu sürelerden daha yüksek bir süre elde edebilirsiniz. Yani ben burada 150 ses seviyesinde ve internet üzerinden film izleyerek bu testleri gerçekleştirdim. İçerisindeki Google işletim sisteminde 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama bulunuyor. Yine Wi-Fi 2.4 ve 5 GHz
desteği de mevcut. Projeksiyonu ben 280 cm uzaklığa yerleştirdim. 219 cm genişliğinde ve 120 cm yüksekliğinde bir görüntü elde edebildim. Projeksiyon maksimum görüntü yansıtması açısından 150 inçe kadar, yani 323 cm genişliğinde ve 202 cm yüksekliğine kadar büyük bir görüntü verebiliyor. Yine iç mekanda da güneş ışığının vurduğu bir odada direkt 140 cm uzağa yerleştirdim. 103 cm eninde ve 58 cm yüksekliğinde bir görüntü elde edebildim. Yani burada yoğun güneş olan yerlerde de bir miktar daha duvara yaklaştırarak iş için veya sunum için de bu projeksiyon cihazını kullanabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi mutfakta tezgahın üzerinde ve şöyle direkt karşıya böyle bir görüntü yansıtıyor. Hatta şöyle görüntünün biraz daha şöyle gördüğünüz gibi yerini değiştirdiğim zaman anlık olarak direkt görüntüyü ayarlıyor. Hem odaklamayı hem de netlemeyi çok hızlı bir şekilde değiştiriyor. Yani bu kadar hızlı bir şekilde odaklamayı ve netleme değiştiren bir model daha önce görmemiştim. Ben tavana koyayım, direkt tavana bile anında netleme ve görüntülemeyi çok hızlı bir şekilde yapıyor yani. Şu tam olarak yukarıya doğru yansıtıyorum. Yani nereye tutarsam oraya direkt düzeltme işlemini gerçekleştiriyor. Projeksiyonun soğutma sisteminde bir fan da bulunuyor. Bu ne kadar gürültülü çalıştığına alakalı elime geçen tüm projeksiyonları aynı teste sokuyorum. Bu teste bu projeksiyonu da soktum. Fan seviyesi 1'den 50'ye kadar ayarlanabiliyor. En düşük fan seviyesinde 37.6 desibellik fan değeri mevcut. Bunu otomatiğe de alabiliyorsunuz. Otomatiğe aldığım zaman 37.5 desibel, en son yüksekliğe yani 50. seviyeye aldığım zaman 49.1 desibel, 20. seviyeye aldığım zaman da 41.6 desibellik bir gürültü seviyesi mevcut. Açıkçası evde bir film izlediğim zaman yanına otursam dahi sesini duymuyorum. Yani fanı çok fazla çalışmıyor. Özellikle çok sıcak bir yerde projeksiyonu kullanırsanız yani bir miktar fanının yüksek devirde çalıştığı için duyabilirsiniz. Onun haricinde sessiz bir projeksiyon olduğunu söyleyebilirim. Hoparlör performansı olarak da sağında ve solunda yerleştirilmiş 5'er wattlık sesler. Yani rahat bir şekilde ekstra ses sistemine bağlama ihtiyacı duymadan film izlenebilecek kalitede ve ses yüksekliğinde bir hoparlör performansı mevcut diyebilirim. Görüntü yansıtma açısından normal projeksiyonlar biraz daha görüntüyü tam olarak böyle karşıya doğru verirken bu projeksiyon biraz daha yukarıya doğru veriyor. Bu da aslında bakarsanız bir avantaj, çünkü masaya koyduğunuz zaman görüntüyü böyle hafif yukarıya doğru veriyor ki ekstra altında şöyle bir ayarlama kısmı olduğu için bunu da açtığınız zaman duvara daha iyi bir şekilde ayarlayabiliyor. Yine ekstra olarak otomatik odaklama kısmında da çok hızlı bir şekilde, yani testi de gördünüz, yansıttığınız yeri anında otomatik odaklayıp çarpıklık varsa da, örneğin diyelim yansıtmanız gereken yer tam olarak duvarın karşısında değil böyle hafif açılı, o açıda da rahat bir şekilde odaklama yapıyor. Yani odaklama hızı açısından belki de şu ana kadar test ettiğim en hızlı odak yapan projeksiyonun bu olduğunu söyleyebilirim. Gecikme süresini projeksiyonun milisaniye açısından bir test yaptığım zaman 67 milisaniyelik bir gecikme süresi mevcut HDMI kaynağından kabloyla bağlandığında. Rekabetçi CSGO veya Valorant tarzı oyunlar dışında oynadığınız zaman herhangi bir gecikme hissedilmiyor. Bu projeksiyona PlayStation 5 bağladım. Oyunda oynadık. Ekstra bir gecikme olmadan, yani HDMI kaynağı üzerinden Xbox veya bilgisayar bağlayarak da bu projeksiyon cihazı üzerinden oyun oynayabilirsiniz. Projeksiyonu açtığımız zaman böyle bir menü karşılıyor bizi. Türkçe dil seçeneği mevcut. İçerisindeki menü ayrı, Google TV kısmı ayrı. Buradan bastığınız zaman Google TV'ye giriyorsunuz. Buradan da projeksiyonun ayarları. Yine içerisinde dahili bir Microsoft PowerPoint mevcut ve Office Suite programı bulunuyor. Buradan giriş yaparak ofis programlarını projeksiyon üzerinde kullanarak kolay bir şekilde sunum yapabilirsiniz. Yine burada bir dosya menajeri mevcut. Taktığınız flash bellek veya hard disklerinizi direkt içerisine erişme imkanı bulunuyor. Şöyle ayarlar kısmına baktığımız zaman birazdan buraya tek bir kısa yolla gireceğiz. Şöyle biz Google TV'ye basalım. Bu arada sağ üstten de pil durumunu görüyorsunuz. Şu an standart parlaklıkta. Evet, şu an Google TV'yi açtığımız zaman normal bu TV box'larda veya televizyonlarda olan Google TV'nin birebir aynısı. Bu şekilde buraya uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. İstediğiniz tüm uygulamaları değiştirebiliyorsunuz. Bildiğimiz standart Google TV arayüzü. Yine burada eğlenceler, uygulama kısmı, oyunlar. Gördüğünüz gibi bu kısımları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. İçerisinde bir Google Play de mevcut. Buradan istediğiniz tüm uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Yine Android bir işletim sistemi olduğu için APK da yükleyebilirsiniz. Şöyle bir YouTube performansına bakalım.
Yani normal bir TV Box'tan gibi akıcı bir YouTube performansı var denebilir. Hızlı bir şekilde açıldı. Şöyle ayarlar kısmına bastığımız zaman. Burada 4K çözünürlüğe kadar destekliyor. Yani 4K görüntüleri de çözebiliyor projeksiyon. 1080p olarak veriyor tabii ki bunu. Gayet hızlı. Burada hız ayarı da var. Hız ayarını da yapabiliyorsunuz. Yani içerisinde Google'ın L1 lisansı bulunduğu için tüm güncel yayın platformlarını gerçek çözünürlüğünde yani 1080p olarak izleyebiliyorsunuz. Şöyle bir Amazon Prime'ı da açalım. Yani gördüğünüz gibi güncel yayın platformlarını kendi çözünürlüklerinde izleyebiliyorsunuz. Bu arada çok hafif bir ortamda loş. Sağ kısımda Dart'ın ışığı yanıyor. Yani gördüğünüz gibi gayet akıcı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Kumanda üzerindeki projeksiyon ayar düğmesine bastığınız zaman böyle bir menü karşılıyor bizi. Buradan gördüğünüz gibi yüksek parlaklık derecesi, enerji tasarrufu ve standart olarak 3 farklı seviyede ayarlayabiliyorsunuz. Standartla yüksek biraz daha yakın, enerji tasarrufunda bir miktar daha düşüyor parlaklık ancak yani karanlıkta izliyorsanız enerji tasarrufu da gayet yeterli denebilir. Aydınlık varsa yüksek, bu tarz loş ortamlarda da yine standart veya enerji tasarrufunda izlenebilir. Buradan renk sıcaklığını sıcak ve soğuk olarak ayarlayabiliyorsunuz. Veya kendiniz buradan istediğiniz şekilde ayarlama seçeneği sunulmuş. Yine bu alt kısımda projeksiyonu yukarıya sağa sola yerleştirdiğiniz zaman onun ayarını yapabiliyorsunuz. Otomatik düzeltmeyi manuel olarak yapabilirsiniz veya otomatik olarak yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi 4 köşe düzeltmeyi yine aynı şekilde ufak ayarlamalar yaparak köşelerdeki sınırı ayarlayabilirsiniz ki bence otomatik gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Onun altında projeksiyonun fan çalışma hızını yavaş veya hızlı ayarlayabilirsiniz veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Yine onun altında kaynak düğmesi. Burada projeksiyonun sistemle alakalı bilgileri, burada da sesle alakalı iki farklı hazır modu mevcut. Burada da 3 boyutlu eğer bir görüntü açarsanız onu gözlükle izlenebilir şekilde işleyebiliyor projeksiyon. 3D'ye çevirebiliyor yani. Bu ayarlar bu şekilde. Yani içerisindeki Google TV'nin de bildiğiniz gibi normal Google TV'lerde olduğu gibi ayarlar kısmı üzerinden Bluetooth hoparlör bağlayabilirsiniz, kulaklık bağlayabilirsiniz, ses barı bağlayabilirsiniz, oyun kontrolcüsü, klavye, mouse bağlayabilirsiniz. Yani Android bir işletim sistemi olduğu için tüm seçenekler mevcut. Yine farklı kullanıcılar belirleyerek yani çocuklar için de farklı burada hesaplar açabilirsiniz. Yani direkt bir Google TV bu cihaz. Kumanda üzerinde bir sesli asistan düğmesi de bulunuyor. Enes Özen. Gördüğünüz gibi bu şekilde direkt sesli bir şekilde de bu projeksiyonu kontrol edebilirsiniz. Yani genel olarak projeksiyonun menüleri bu şekilde. İçerisinde bir Google Chromecast de bulunduğu için buradan görüntü yansıtma kısmında buradan 4K Google TV City'yi seçerek telefonunuzdaki görüntüleri anlık olarak projeksiyona aktarabilirsiniz. Hem Android hem de iPhone'larda çalışıyor bu görüntü aktarma özelliği. Genel olarak bir toparlayacak olursak bu tipte olan projeksiyon cihazlarını yani genelde daha çok böyle taşınabilir projeksiyon cihazı almak isteyen kişiler bakıyor. Ancak bu cihaz beni biraz performansıyla şaşırttı diyebilirim. Yani boyutu itibariyle 250 ansülümenlik bir parlaklığı bulunuyor. Ancak dediğim gibi testlerde de izlediniz. Yani loş ortamda bile gayet tatmin edici bir parlaklık seviyesi mevcut. Bu tip projeksiyonların böyle sallama çayı gibi yorumlamıştım daha önceki videolarımda. Normal büyük projeksiyonları ise demleme çay kıvamında demiştim. Yani sallama çay sizi belli bir yere kadar tatmin eder diyordum. Ancak bu sözümü bu projeksiyon değiştirdi diyebilirim. Yani performans açısından büyük projeksiyonlara kafa tutabilecek seviyede performansı mevcut. Özellikle projeksiyonu çok fazla taşıyorum. Dışarıda, kampta, piknikte veya bir misafirliğe gittiğimiz zaman veya bir iş için, sunum için bir projeksiyon bakıyorsanız eğer bataryalı olması en önemli kısmı da bataryası bitse dahi powerbank ile besleyebilmeniz yani çok daha uzun saatler boyunca bu projeksiyonu kullanabilmeniz bence önemli bir avantajı. Yine içerisinde Google L1 lisansının bulunması sert bir taşıma kutusuyla birlikte gelmesi de bence projeksiyonun önemli artıları diyebilirim. Hani eksi olarak söyleyebileceğim açıkçası çok fazla bir şey aklıma gelmiyor. Hani parlaklık seviyesi bir miktar daha arttırılabilirdi belki ancak yani testlerde izlediniz iç mekanda loş ortamlarda da gayet tatmin edici bir parlaklığı bulunuyor. Hani bu tip projeksiyonların neden parlaklıklarını çok yüksek 1000 ansülümenlere yakın yapmıyorlar? Çünkü içerilerinde bir batarya bulunduğu için tabii ki burada parlaklık seviyesi arttığı zaman batarya performansı da ciddi manada düşeceği için optimum dengeyi sağlamaya çalışıyorlar ki bence bunun parlaklık seviyesi de gayet yeterli film izlemek için. Siz projeksiyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için iki açıklamalar kısmından mevcut. Bu video CN Bilişim firmasıyla ücretli bir işbirliği içermektedir. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.